Evet arkadaşlar ve finalden karşınızdayım. Hırkamız bitti. Kenarlarına dediğim gibi gösterdiğim şekilde burada, şurada değil. Burada zaten batacağımız yerler belliydi. Fıstıkların, pardon, bademlerin içerisi. Burada ne yaptıysam kol ağzında da aynı şeyi geçtim. Şimdi sizlere ölçü vermek istiyorum. Oldukça geniş bir hırkamız oldu. Omuzdan ölçüyorum. Tam 68 santim. Boy olarak ütü buharı vurmadım. Enini de şu şekilde ölçersem eğer 60 santimde eni oldu. Salaş bir hırka ördük. 42-44 bedene kadar uyabilecek. Ki 44 bedeninde rahatlıkla salaş bir hırkamız oldu. Sizler de beğendiyseniz eğer beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kolumuz bu şekilde trokar bir kol oldu. Hiçbir dikiş izimiz yok. Kol altında. Burada yaptığımız birleştirme arka kısımda kaldı. Şöyle. Ense boşluğu da bizim için gayet yeterli gelecek. Zaten hiçbir dikiş yok. Kol altlarımızda bakın çok güzel bir şekilde de örmüştük. Hırkamız bitti. Dediğim gibi siz dilediğiniz renk kombinlerinde çalışabilirsiniz. Ütü buharı verdiğinizde de eminim 46 bedene kadar olabilecek bir salaş hırka olacak. Dediğim gibi hem bu parayı olarak kullanılabilir hem de şöyle kolunu göstereyim şu tarafında. Hem parayı olarak kullanılabilir hem de yazlık bir hırka olarak kullanılabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı videoları olmuştur. Kol boyunu da vereyim arkadaşlar ben size. Şöyle kolunu da ölçelim şuradan. Travukar bir kol yaptım ben. Dediğim gibi burasına 18 bademden zincir çekmiştik. Siz dilediğiniz kadar 20, 22, 23, 24 badem yapabilirsiniz. Kol altından ölçtüğümde bu şekilde 28 santim kol altından kolumuzun uzunluğu. Buradan ölçtüğümüzde de şöyle şu şekilde bu kısımda 55 santim geliyor. Kolumuzun genişliği de şöyle ölçelim. 21,5 santim geliyor. Harika bir hırkamız oldu. Umarım sizler de keyifle örersiniz. Benimle birlikte beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Bir başka projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.